Buradan küçük bir dip notunu açacağız kardeşlerim. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'tan öğrenip konuştu. Yani oturdu bu gidişat böyle gitmez diye sosyolojik bir tahmin yapmadı. Böyle bir şey yapmaz o. Yetkisi yok. Okuma yazma bilmiyor. Felsefe okumamış. Amerika görmemiş. Batı görmemiş. Gazete görmemiş. İnternet kullanmayı bilmiyor. Danışma kurulunda akademisyen yok. Nereden konuşacak bunları? Allah söyletecek de söyleyecek. Öyle oldu nitekim. Bu o bize gece karanlığı gibi riskli günlere hazır olun buyurduğunda bir, bir şey bildi, bu bilgiyi Allah bildirdi ona. Yeter ki o bilgi bize sağlam yolla gelmiş olsun. Mesela buyurdu ki, Bukhari'de 7068. hadisi şerif. Buyurdu ki, Sabredin ha Enes İbni Malik radıyallahu an Haccacı zalimle karşılaşmış. Millet ona demiş ki, Ya bu Haccacı görmüyor musun? Başımıza ne belalar getirdi deyince Enes, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 10 sene evinde kalmış mübarek çocuk. Buyurdu ki bakın ben peygamberinizden ne duydum biliyor musunuz? Peygamberiniz diye niye hitap ediyor? Yani sizin peygamberinizin size verdiği haber bu. Sabredin. Çünkü gelen her yıl geçmiş yılı aratacak ta kıyamet kopana kadar bu böyle olacak buyurmuş. Sahih hadisi şerif. Hiç kimse önümüzdeki sene bu seneden daha iyi olacak diyemez. Yalancıdır o. Kafadan atıyor. Falcıdır. Kahindir o. Kıyamete kadar bu yıl sonraki yıldan daha iyidir. Blok olarak kitlesel bakıldığında. Ama önümüzdeki yıl bu yıldakinden çok daha iyi 100 tane Allah dostu mümin çıkabilir, mücahit mümin çıkabilir mi çıkar. Zaman olarak biz her yıl kıyamete doğru gidiyoruz değil mi? Bunda şüphe var mı? Yok. Kıyamete doğru gitmek ne demek? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kıyamet kötülerin kaldığı zaman demektir. Eleniyor, eleniyor, eleniyor. Kıyamet kötülerin üzerine kopacak. İyiler elekten düşüp gidiyorlar. Elek üstünde kötüler kalacak hep. Kıyamete doğru kötülüğe gidilmesi kıyametin gereği zaten. Kıyamete doğru iyiye gidilse Allah kıyameti koparmaz. Bu sebeple her gelen gün biraz daha kötü olacak. Ancak 10 senedir elek kullanıyorsun. Eleğin üstünde elenecek bir şeyler varsa hala Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hasretiyle yaşamış bir delikanlı bugün Moskova'da var olabilir. Geçen sene yoktu bu sene var olabilir. Fertler olarak Ebu Bekir radıyallahu anh ilk iman eden mümin kimliğiyle İslam'ı nasıl yaşadıysa Allah'a nasıl yakın olduysa Allah ona neler vaat ettiyse bireyler kişiler olarak, mümin kadın ve erkekler olarak, Ebu Bekir radıyallahu anha, Allah'ın vaat ettiği her şey, kıyametin suru üfürülünceye kadar, bütün mümin erkek ve kadınlara vaat edilmiştir. Moskova'da, Pekin'de, Hong Kong'da, Tayland'da, Ankara'da, Bağdat'ta, Mekke'de, Medine'de, 2030 yılında, Ya Rab Ebu Bekir'in ikizi mi bu denecek mümin çıkabilir. Böyle huzurlu cennet yuvası kurmuş bir aile olması mümkündür. Ama kitle olarak insanlık bu şansı kaybetmiştir. Bir daha dönüşümü yok bunun.